Karşımızda bir çok önemli bir tez Biliyorsun. ve Türkiye'de çok gidilen kitabı şu an Robert Schumacher liseyiz. Sergiledi, yorumladı. İstanbul'da özellikle bir sıkıntı vardır. Bu onun herhalde dinleyiciler olarak tavsiye etmemiz gerekiyor. Mesela çok önemli bir sözler bile gelince buraya bazı garip kombinasyonlar çıkarıyorlar. Oturuyor mesela Beethoven klavye konserto çalıyor. Orkestra bunu icra ediyor. Arkadan Hector Berlioz ediyor. Bu bir tutarsızlık. Belki dinleyici bu havayı veriyor. Belki öyle görüyorlar müzik. Yani Beethoven'ı seviyorum, icra ettim ama diyor da annem bari bana gider. Ben diyorum bunlar biraz beğendiyoruz adamlar. Yanlış anlamayın yani o da dinlenebilir ama hiç bir arada gitmez. Takdir edeceksiniz. Sonra böyle garip şeyler var. Bunun üzerinde durmamız lazım. Oturuyorsunuz, dinliyorsunuz klasiklerin birdenbire kör çekecek. Niye yapıyorsunuz bunu diyorsunuz. Adam diyor, Türk eserlerimi de icra etmek zorundayım. O zaman dedim mesela Alif Amir Mesut'un elejisi var. Onu icra ediniz. Efendim diyor, onu diyor, Donizetti diyor, beste etmiş diyor. Ve Donizetti birader varmış. Kendi büyük Donizetti, Dominik kardeşi. Yalnız tabii orada bir tarihsiz izahat var. O siki tarihçi ve sen Donizetti çok daha öbür tarafa gitmişti. Ali Fabri Mesut Şehzade olarak bile ortaya çıktığında bu gibi birisine imzalatma. O gibi birisine ısmarlayıp yaptırtıp imza atma keyfiyeti başkaları için de aynı geçerli ve daha mümkün. Ona da bilmiyorlar. Şimdi bu bakımdan bir şu an demek insan tabi çok açıyor çünkü çok az izleyeceğim şeyin sıcakta uzatmadan girmek gerekiyor. Hakikaten ismiyle birlikte Sturm und Drang denen romantik dönemi bir bestekendir. İkinci özelliği musiki kurallarının herkesin hemfikir olduğu kompozisyon kurallarına çok itaat etmemesidir. Tek değil de bu konuda biliyorsunuz Beethoven Dörbüküs. Ve Wagner Beethoven için benim sıkıyorum. Bu adam müzik bilmiyor demiş. Zaten ise bu işleri yapalımız. Ya böyle çaklamak gerekiyor. Çünkü o ki en çok bilimsel, en çok matematik yani. Hem de değil de. Yani çünkü sanat. Çok enteresan bir kişiliği var. Çok hassas bir yapısı var. Ve tabii çoğu basımda genç eğitimde hasta zaten. Yani buradan kütüm burada, düşüktüm yokta hasta nefi yani. Mental illness doğrudan dolayı hasta diye konusundan bir hasta. Ve maalesef ömrün son iki senesin göz intihar etmesi. Ve klinikte can. Yani, klinikte de nasıl tedavi edildi tabii çok şükredi. Çünkü hemen hemen hiçbir temel eser veremiyoruz. Demek ki çok ağır bir şekilde dayatmak olsun. Psikiyatriye laf geçmiyor bile o zaman. Tabii o zaman yani yok psikiyatriye böyle lafım geçmiyor. Böyle bir tedavisi denen dayak mayak yasaklanmış. Fakat henüz işte gerçek olduğunu olmasını bir 18. yüzyılı bakın akıl hastasını zararlı ve lüzumsuz bir mahkut rasyonaliteden dışarı kaymış adam olarak evet.
ve zihniyete hakim aydın tanımanın böyle sakatlıkları vardır. Yani aydınlanmak çok aydınlık değil aslında vardır. Nurette bahsettiğiniz için size özellikle teşekkür ediyorum. Evet, tüzü. İki saniye. Yok, çok güzel geliyor. Ben de dikkatli biliyorum ama bir şey söyleyeceğim. Çünkü Türkiye'de hakim, yani bir kesime hakim olan inanılmaz, Batı'nın her yaptığı mükemmeldir ve tartışılmaz. Doğu'nun her yaptığı da çok kötüdür ve bu da tartışılmaz. Şimdi biraz Orta Doğu ve yani İslam coğrafyası. Yani böyle bir yaklaşımla maalesef 50 senede bulup, yani 5 senede gideceğimiz yolu 50 senede kat ediyoruz. Yani bunun şeyiniz için bilhassa belki şahsen kendi adıma size müteşekkir ederim. Sağ olun. Buyurun. Lütfen devam. Yani böyle bir anlası var. Kötü bir muamele, izolasyon. İzolasyon. Ve bu bir müddet sonra bazı ameliyatları getirdi. Bu ameliyatlarda hasta sevziyedir. Yani biz bilgisi de bu biliyorsunuz açıyorlardı. Evet, yani bu 19. asır dediğim usul. What this? Olup durmak için tahlil edip yol arana, çıkış arana girdik. Ben üzerinde çok konuşmak istemiyorum. Çünkü çok tartışılan konular ve benim mesleğim değil. Fakat resimini yapıyoruz. Son görüşünde karımızla görüşmeyi yasaklıyorlar. Ve son görüşmelerinde adam artık konuşamıyor. Yüzünden onu tanıdığım belli, demek ki semsiye çevirmişti böyle ikisi benim içinde. Ve bu aşırı aktivite düşkünlerinden de tabii beklenen şey oluyor. İşte 46 yaşında sonra öyle bir işte tasarlıyor. Sonra görece bu kısa ömrün içinde çok büyük bir aşk var. Tanısıyla bu Clara Schumann çok büyük bir piyanist. Yani hala iten bir piyanist. Kadın bestekar çok yok kalas. Fakat virtüözler var. Özellikle Türkiye'de benim zamanımda virtüözlerin önemlilerini hepsi hakimlerdi. Ve bir takım pek çalışmaları vardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam, Cumhuriyet yani kuruluyorlarım. Siz pek bilmezsiniz diye gerçi ama anlatıyorlar size. Şimdi şaka bir yana, Cumhuriyet kurulduktan sonra ama zihniyet hala ister istemez çok doğal olarak biraz eski bir zihniyet ve ben kendi babamdan yani misal vereceğim. Büyük babam Tahsin Selmet işte Cumhuriyet'in mimarları da olmuyor şartlar bulayım falan filan. Ve batılılaşma kaygısıyla eve bir Almanya'dan piyano getirdi. Şimdi duvar piyano. Babamın da iki tane kız kardeşi var. İki tane ablası. Onlar maalesef vefat ettiler. Lamia Ağla ve Sane Ağla. Ve büyük babamın demin kafasında erkek çocuk. Babam adam olacak. Tırnak içine alıyor. Ciddi bir meslek sahibi olacak, sel mimar olacak, işte mühendis olacak, doktor olacak falan filan. Sanatçıymış falan, bunlar kadınlar için tabii. Dolayısıyla belki de ilk cumhuriyetin sanatçılarının hanım olmasını ve önemli tabii çok önemli sanatçı olması besteciler hariç pek bir tesadüf olmayabilir. Yani ben disiplinle bu falan lafta girsin derken biliyorum. Clara Schumann tabii Robert'ın hem çok aşık olduğu, hem çok sevdiği, hem ayrılamadığı bir karakter hayat boyunca hem de böyle belki hafif bir kıskançlıktır ki çünkü çok yetenekli bir şey olarak başladı yani virtüöz olarak başladı hayatına. Kayınpederi olan hocası kendisini çok büyük konservmeister Jeff Fulton. Fakat problemi biliyorsunuz hepiniz dördüncü parmak hikayesi. Savana besliyor mu abi? Yeterince işletemiyor. Yani bu dördüncü parmağın birinci gibi olmaması gerekiyor. Yani işte olması gerekiyor. İğne fiyatı
bu şeyi geçemeyince fizik olarak onu tavana asmış. Öyle diyorlar. Yani tavana bir şey takmış, küçük bir çember olarak geçirmiş ve parmağını bağlamış, dördüncü parmağı. Tabii hangi zekaya tekabül ediyorsa orada dekalanmasına rağmen dördüncü parmağın şey, oynaması, artiküle etmesi gerektiği zaman ipi çekiyor, parmağını zorlayarak havaya kaldırıyor. Aramızda doktorlar varsa bizden çok daha iyi izah edenler. Hatta ben ondan sonrası arkası mağlup yani. Gördüler. Kesinlikle buldum. Yani zaten aksın bir son yaptı. Funda bir adam aksın doğrultu bu yüzü tez. Derdin sagt, fiyatın konsert maestel dikkat. Ve şey çıkıyor, yetemeyin çıkıyor ortaya. Hiç kuştuk bazıları için. Belki öyle söylemek gerekir. Post Beethoven'in gördüğünüz en önemli kompozitörü de akademisi için. Yani zaten büyük bestekarlar o dönemde hepsi hayranlısı var. Evet. Şeysiz, istisnasız, artışmasız. Bir entelektüel portre çizmek lazım. Peki, 3. yüzyıl, yani ilk yarısı işte Napolyon Savaşları ve Viyana Komünistliği Savaşı insanların çok total günevler olduklarını bitirmek gelmiş. Müzisyenler, büyük edebiyatçı, büyük edebiyatçılar, büyük müzisyen. Hatta bana devlet adamlar dahil mesela Viyana Komünistliği sırasında Prens Metternich çok güzel bir çeliş, iyi bir çeliş. Yani sırtlaması değil, bayağı iyi bir çeliş. Mesela o şeydeki ana tema, Unvollendete de Sinfonie, Franz Schubert'in. Franz Schubert zavallı zaten 26'da şuna ödüyor, 1826'da. Evet, iyi yerde berbat. Berbat ya, yani. Yaran 5. Arnold Dismani. Yoksa bir adamın parası yokmuş. 5 kuruş parası yok. Vallahi öyle bir adam. Çeşitli hastalıklardan muzdarip olarak ayrıntıya ilişkiliyorum. Bu da galiba öyle. Bir teorisi, bir itin diyorlar. Şey için, şu an için pek güvenilir. Şey, tüm tarihçilerine çok almak günahdır ya. Ama bu filmiz teorik. Ya orada ölmesi çok ayıp bir adamız. Bir yanak güneşlik herkes olduğunu iptal eden bir memlekette 5. Arvan kısmında sefalet içimden bir odada ve oturdu orada tabi bir kez. En büyük özelliği buradaki binaların dışarıdan çok şık görünmesi. İçeri tarafta 20-30 dairenin aynı yerler tutulmaz. Berbat ya, nasıl yani? İzin verirsiniz, ben size bir şey ekleyebilir miyim? Ben ilk Fransa'ya gittiğim zaman 1968 yılında Veden Eğitim Merkezi Fransa işte hep hayallerde malum şair, bestekar yer falan filan. Ondan evvel tuvalet kağıdı yoktu kesinlikle. Ben insanların hangi şartlarda okuduklarını gördüm. Ayrıntıya gene girmiyorum. Sadece dediğinizi teyit etmek babında söyledim. Buyurun şey, yani Avrupa'nın işte bir yaradan bakıyor. Yani, yani o eşitsizlik bu tabi olacak. Eşitsizlik yani özgüvende eşitlik yok, onu aramayın. Yani şeyler, evet, insanların bugünkü refahın kıyısına geldikleri teknoloji yeni dünyadır. Yani eski dünyada bu imzi olamaz. Eşitlik olamaz ve onun kalıntısı en anda var. Ve o gitmez o. Hiçbir resimde onu getirememiştir. Bu çok açık yani. İki tane adam vardır. 50'lerin 60'ların Avrupa'sında biri de bu işte. İstiyse insanların tuvaletini ısırın hale getiren kalıflar ve stamper sağladı. Yaz tatili falan. Onun sayesinde oldu. İngilizce de sosyalist blokun Khrushchev'ı işte. Herkese 40 metrekarelik bir daire vermeye çalıştığının çok önemli. Çünkü eskiden bir odayı iki aile paylaşıldı. Yani o öyle çok kıncı. Binalara bakarsan bayılır. Yani Stalin Moskova'yı nasıl imar etmiş, imar etmiş diye. Fakat iç dünya pek öyle değildi.
sanayinin, doğal sanayi merkezleri de insanlar şimdi oturup böyle toprak arası bulması yer olmak gibi çıkar. Şimdi takdirin bulup magneton korkusunlar bunun konumuz değil. Bu Şubat'ın en önemli özelliği bu yıl 19. yüzyılın önemli bir daha siyasi. Bir daha entelektüel, bir daha siyasi dünya böyle insanları görmedi. Çok az bir isim vereceğim sadece. Bunlar efendim edebiyat deyince her şeyi okuyorlar. Şu an edebiyatını da okuyorlar. Goldoni'de seyrediyorlar. Tabii Alman. Sonra işte Alman edebiyatını götürüyor. Bunlar işte Pushkin gibi Fransızcası yazıyor. Cesiz'den evvel yazmış oluyorlar. Ve bunlar efendime söyleyeyim Prosper Mérimée böyle bir adam gelmedi. Bertrand'ın edebiyatına ve böyle oturup Keltik şiirleri topluyor. İşte oturuyor Pushkin'i buraya koyuyor. Sefer sefer Fransızca çiğniyor falan. Bu tip adamlar yok yani. Ne bileyim en zor bir dikte veriyorsun Fransızca. Prens Metternich 3. Napolyon'dan çok daha başarılı bir şekilde yazıyor. Ne çok önemli. En inanılmaz neticeyi biliyor musunuz ki varmış Fransızca dikte. Ki Fransızcayı hakikaten yazmak, hatasız yazmak biraz zor bir hikaye. Fransızların ben bazen yazdıkları şeyleri görüyorum ki ben bir yabancı olarak gücüm ağlayayım bilemiyorum. Neyse geçelim. Galiba ya yarım hata ya sıfır hatayla en zor ve çok uzun bir tekste hatasız diyelim yazan. Zor tekstör işte. Bismarck. Bismarck zor. Bu Prosper Mérimée'nin niktesini bilirsiniz. Bu baştan hep neolojizmlerde ne olur yani yeni kelimeler. Bizim kendinin de uydu falan. Çünkü bunu işte bir şey bir sayfa şeyinde 40 küsur hata yaptı. O bir kaçın. Cemal Borneo. Bismarck'ın bir buçuk hatta bir veya iki olabilir Bismarck çünkü o zaman Fransız-Alman takımı çok iyi Fransızca bilirdi. Yalnız burada iftiharla söylemek zorundayım. Fransa'ya ömründe pek uğramayan harici nasır olarak gittiği zaman Paris Sultan Aziz'i payetinde Mehmet'i Ali Paşa da öyle çok tüyük bir yazardı. Mısır çarşısı kapıcısının oldu. Sonra sınıflı bir vesileyle. Kapıcı zaten diye de düşmanları isim takıyorlar. Ne varsa hoş geldiniz. Ne yaparız yok. Bu başka gerisi kaldı. Aynı toplumun ondan sonra bir varsa dedi başka bir varlar. Ben de sıfırlarım. En tatlı ayrı bir şey. Şimdi bu şeyde yapının ortasında bu her şeyi bilenler bunlar. Mesela çok enteresan bir şey Schumann'ın çok okuduğu bir tekst Rückert. Rückert çok enteresan fotoğraf yok. Gravine baktığınız zaman kasap gibi bir adam, tam taşlı bir Alman. Zaten taşlı da olmazsa da sıkılıyor. Berlin Üniversitesi'ne tayin edildi, kaçtı. Fakat Alman diline aruz versini sokan bir adam. Onu bilmiyorum. Hayır ben bunu kesinlikle Alman diline aruz versini sokan adam. Yani şey çevirmek için hafızı. Ve işte en doğru diyeyim var hatası, iki hatası fakat en şeyini veren anıtırasyonu, artistik ne sıraması bilerek kuran onun çevresinde ve sayısız şeyler maalesef Türk edebiyatına iltifat etmemiştir. Hammer etmiş, o da pek o kadar başarılı örnekler değil. Onlar Hammer ve Rückert dalgası eski zaman biliyorsunuz. İngiltere'de bunun karşılığı, ki onları biliyorsun, şeyin şark ve kabiyatın içeriği bekledi. Onu biliyorum, evet. Fakat bu arada ben mesela bizdeki İngilizce kabiyatı tarihinde adamın hiç otorolinde bahsediyorum. Goethe ile ilgili bu konuda ne Goethe işte onu okuduktan sonra
empresyonel değil de pate oluyor. Artık tesir ediyor. Ve işte West Coast'daki divan tamamıyla o tercümenin etkisinde kalem almıştır. Hegel, işte bizim doğal rüzgarlarını getiren adam diye Hamburg'da bahsediyor. Ve daha da yüngünce Marx, Engels. Profesör arkadaşlardan Engels, işte bir tek şarkı öğretmen bu Hamburg'dır. Alman Ahmet'tir diye alıştırıyorum demiyor. Yani çünkü o zaman o etniler elbette geriz hepsini damcıdır ve diplomatlar hiçbir şey yapmazlar diyor. Demek ki böyle sağdan sola felsefeyi, edebiyatı etkileyen bir şey. Müzik son derece önemli bir şey. Bakmayın müzisyenler çok ihmal ettiklerini, o başka o başka. Yani birisi akşitle bir mezara görmek, öbürünü beşinci yapsınız falan filan üstü çıkacak. Müzik vermek. Tabii işte Metternich imparatoru kendi pek zeki olmasındır Frans. Rusya sefiri Viyana'daki Razumovski oturup böyle destiriyor. Halinde konserler falan filan ve Beethoven'in sayınca var. Beethoven'da oturuyor da. Hepleri çaldığını dinleyecek durumda değil daha oldu. Güzel bir şey. Fakat bir yapılanma böyle bir şey var. Bir edebiyat düşkünlüğü var. Ve siz filosofi düşkünlüğü var. Ve dört elden. Şimdi tabii şu anda bu istisnası değil. İşte çok iyi ülker, çok iyi göte, çok iyi şeyler. Çok iyi zamporu. Zaten mesajım. Bilmiyorum Pushkin'in tercümelerini okuyabildi. Öyle bir diyorlar. Şimdi kaydede bakınca da okulda hiç bir şey yokken yani bir şey ya. Bunların tercümelerini okuyabildiğini, prosper benim ne kadar okudu bilmiyorum. Ona okumuş olabilir. Bak olabilir. Orası biliyor. Evet. Şimdi bu tabii çok etkiliyor edebiyatı. Ve lafı çok uzatmak istemiyorum çünkü bitecek gibi değil galiba. Konuyu da dağıtmamız çok mümkün. 19. yüzyılda müziği başka türlü. Çünkü yani ister istemez çok geniş kitleler tarafından denmeye başlıyor. Çok çok şöyle bir salonu aşıyor. Büyük konser salonları ortaya çıkıyor. Daha evvel halkın dinlediği müzik başka türlü. İşte Schumann'ın istifade ettiği vakitler gibi orada varsa falan diye gider. Başka türlü bir şeyler de yapmaya başlıyor. Alışılmamış senfoniler ortaya çıkıyor. Sonatlar çok sevilmeye başlıyor. Yani bütün Osnoklu'nun sinüsleri asıl sonatlarıyla sevilmiyor. Çekil dinlenince de damlar o çok açım. Efendim şöyle bir konçertolar bizde bir de çok önemli söz almaya başlıyor. Orkestramı, solistini, hepsinde o mu öbür, ismetinde neydi diye. Orkestra şefinin yemişin yok. Bunlardan da konsertmeisterlerini gösterir. O nasıl çıkıyor onu ben anlamıyorum. Estağfurullah, ne demek ki rica ediyorum? Yani nedir onun tekniği, niye çıkıyor? Yani ama bu çok enteresan bir şey. Mesela şimdi bak, La Forza de Destino'nun kuvvetleri değil mi? Biz durumumuz böyle bir şey. Evet. Ben Toscanini'nin çaydan dinledim. Hiçbir şey değil. Bir şey gidiyor böyle. Yani. Zaten bu yorum, mesela o adam çok büyük bir adam, nasıl çıkıyor bunlar ortaya, niye çıkıyor? Yani mesela niye Richard Strauss çok büyük bir kompozitör olduğu gibi bir şef olarak çıkıyor? Hani ki, bari, o da aynı şey. Evet, nasıl oluyor, bu niye oluyor? Mekanizması nedir, ben bu işi anlayamam. Peki, sizin aslında hiçbir şey diyor. Siz var. Yok, yok, rica ediniz. Yok, ben sen buraya değildiniz ki yani bir şey. Benim demek istediğim iki şey var anlattıklarınız arasında. Yardımcı olabilir diye ümit ediyorum ve tahmin ediyorum.
Birincisi, iki söze için birbirine iletili. O devirde işte Razumovski'lerini falan filan devlet adamlarını ne kadar tırnak içine alıyorum, profesyonel derecede belki de çalabildiklerini ifade ettiniz ki o öyle bir devir. Çünkü o devirde zaten musikide belirli bir terbiyeyi almamış bir insan belli bir kültüre haiz olmamış olarak nitelendiriliyor. Bu olayın bir veçesi. Burada çok ilgi çekici olan bir şey, bu konuda da sizin fikrinizi ben merak ediyorum. Osmanlı'nın belli 19. asırdan 20. asır arasındaki belirli bir bölümünde Osmanlı padişahlarının aşağı yukarı hepsi eser yazdılar. Klasik Batı müslümanımızda. Yazdıkları eserlerin kıymeti haliyesi nedir diye bana sorarsanız açık söylüyorum yok gibi. Tarihi kıymeti nedir diye sorarsanız ama çok ciddi mesela menüvenler var, polkalar var, yok şu var, vals var, nilme var, falan filan. Şimdi Cumhuriyet devrinde bunun tamamen ortadan kalktığını da görüyoruz. Bu da ayrı bir konudur, tartışma mevzusudur. Şimdi şeye geliyorum, bu demin siz köçetçe dediniz, sen ürmem çıktı tabii, hiç ama bir yerdeyiz. Hayır. Yok canım, bahis mevzulu ile ilgili. Bahis mevzulu olmaz. Zaten üç aşağı beş yukarı herkes biliyoruz. Bakın, Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri bu beste konusuyla ilgili şudur. Cumhuriyet'in getirdiği fikri açmazlardan, daha doğrusu kendisini çok yenilikli türü zanneden bazı kişilerin gazete köşelerinde falan da yazılar düşeniyorlar, kendileri sağ olsunlar. Aydınlandırıyorlar biz her güncel olarak. Şu en ciddi sorunlardan biri şu. Cumhuriyet kurulduğu zaman işte isim oluşum. Şu noktada verebilirsin. Rahmetli işte bir hocam oldu. Ahmet Hamdi Asayi, Kulun Ricava Erkin yani hepsini saymıyorum sırayla. Onlar yollanıyor bir şekilde. Kimisi Fransa'da, kimisi şurada burada okuyorlar. Bir takım bilgileri alıp geri geliyor. Ve burada milli bir musiki oluşturulması da söz konusu. Fakat şimdi bu emir, yani laptop gibi emir komutayla olacak bir şey. Ve bunun usulünü aslında hop diye yapmak üç aşağı beş yukarı da imkansız. Dolayısıyla bilmem kimin eserini dinlediğimiz zaman okuduğu memleketin üslubunda bestelenmiş birinci, ikinci kasaya kendi içinde bir tırnak içine alıyorum. Mükemmeliyet arz edebilir. Yani kendi içinde bir üslubu vardır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Kıymetli de değildir. Bunu ayrı tartışmak olabilir. O üslubtan sonra tutar birinci memleketin kısım. Üçüncü kısım Şahinevi'nize, Remze'ye, Cider'in ben falan diye birdenbire hiç bir manası olmayan başka bir şeye bağlı. Şimdi ne? Çayında Rize'ye giderken tek başına kötü, kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyiz. Ne yazılmış birinci ve ikinci kısım kümü biri. Fakat kesinlikle orada bir estetik faciasından karşı karşıyayız. Şimdi bu arada izin verirseniz ben piyanoda yeri geldi. Çok basit bir iki şey. Piyano kapanmış. Neyse. Göstereyim. Abdayı. Beethoven'ın Opus 9, 109, 110, 111 sonatları 30, 31, 32. son 3 sonatlardan bahsettiğiniz oradan misal vereceğim. Opus bunlar çok mistik sonatlar olarak kabul ediliyor ve gerçekten yerde öyle. Opus 110 İkinci kısmını da tam şudur. Herkesin bildiği. Metafta Edelpons'da çalmadım basit bir şekilde eserim. Bu temin, yine Almanca bilenler benim kusuruma bakmasınlar. Tipik bir Alman popüler şarkısı. Mein Katz, hast ein bilmeyen, benim kedim bir iki dinler kaç tane yavru yapmaya başladı, yaptı diye çok basit bir çocuk şarkısı. Ama Beethoven'ın elinde mistikleri haline geliyor. Şimdi başka bir konuya gidiyorum. Geçenlerde Borusan'la, gene Şuman'a döneceğim, bu bağlamak için. Borusan Yardısal Dörtlüsü ile Şuman'ın
Kavulur dışısını çaldı. En son kısım. Tipik bir derdi. Alman folk şarkısı. Şimdi buradan yola çıkıyorum. Şu noktaya temas etmek istiyorum. Kesinlikle. Elbette mensup olduğunuz ülkenin kültürünü ve köklerini çok iyi bilmekten mükellefsiniz. Evet. Aksi takdirde köksüz her bitki ölmeye mahkum olduğundan dolayı köksüz olan her millette aynı şekilde özmekle mükelleftir, başka bir çaresi yoktur. Size tekrar sözü vereceğim Üstad bu konularda çünkü sizin konuşmanıza ihtiyacımız var ama ben açılımı yapayım. Ve bu noktada şu anda yapılan tartışmaları, konuları hepsini kenara geçiyorum. Ben musikiyle kısmına gireceğim. Ben Türk'üm evelallah. Ve şu anda hiç utanmadan ve hiç kimseden korkmadan ve sıkılmadan klasik Türk musikisini ve Osmanlı musikisini çok sevdiğim. Evet. Bu ay bir şey. Bir musikin tek sesli olması, iki sesli olması veya pentatonik beş sesli olması veyahut da 12 ton sisteminde yazılmış olması bütün bunlar tamamen teknik ayrıntı. Mühim olan mesele o bahsettiğimiz eserlerde hangisi iyi bir eser midir, kötü bir eser midir? Buna yoğun açmak lazım. Bu olayın çok ciddi bir veçesi ve sorunu Türkiye'de. Ve bu noktada bizim kendi öz kültürümüzü dehşet engiz zenginliğinin farkına varmamız lazım. Musikiden bahsediyorum sadece genel olarak ve musikle ilgili olan kısmında. Ve burada bizim çok ciddi bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ve naçizane şunu da belirteyim. Besteci olarak kesinlikle bu tavırla yola çıkıyorum ve bu şekilde hareket ediyorum. İnşallah tarih ileride. Bu adam büyük şeyler yapmıştır diye ne dediğini söyleyecektir. Ama şimdi bu kök meselesinde köksünlük ve daha doğrusu kendisini köksüz zannettiğinden dolayı parazit gibi yetişen yüngeler, dimalar, zihinler ve bu parazitimsi zihinlerin bestelendiği eserler ister isterse bir takım hatalarla bezenmiş olur. Ama bunların arkasındaki sebepler asıl önemli. Bunları görebilirsek, yani olayı teşhis edersek doğru, tedavisini doğru uygulayabiliriz. Eğer hastalığı bir türlü teşhis edemezsek, doğru teşhis etmekten kaçarsak, sittin seni tabiri caizse, aynı şeylerden baş başa kalırız. Buyurun Üstad. Evet, yani o tabii bir şey, yapısal bozukluk var düşüncene. Şimdi mesela milli kaynakları dönelim falan diyor. Hiçbir zaman doğru düzgün. Musiki arşivi koyduk ya. Geliyor işte gidiyoruz. Mesela biz de söylediğimiz oltaklar belki ondan asıl etmezsin. Bartok. Bartok işte gidiyoruz. Bera Bartok ve sırtında o zaman böyle küçük tepler yok. Kocaman arınçlama su makinesi çöpersecekler de. Sonra üstler de falan biz. Adnan Bey, bana Adnan Bey fotoğraflarını göstermişti. Kağıdı arabasının üstünde her ikisi. Ama kendisi o bir kere daha gittim onun üzerindeki şefesini. Ve şimdi bizim mesela hepiniz biliyorsunuz bu Macar halk musikisi dediğimiz şey kaynağı bizim Braus'tandır dediğimiz değil. Koruplar dediğimiz enteresan bir şey, bir sıkıntıdır aslında. Fakat normal Macar müzisyen olmasa bile onlardan onlarca bizlerce sıkılmadan da bütün akşam oturdu ve bir olduğu zamanda böyle bir Macar grubun ortasında kalkıp terbiyemden dolayı da yapıştırıyor. Ses de çıkaramadım. Ben sabah kadar hakikaten dokundum. Biri başlıyor, bir öbürü gidiyor. Onlar ölüyor, best oluyorlar. Allah, bu ise kes. Diye başlıyorlar. Allah.
hiç fakat biliyorlar ve özüne varmışlar. Ve homoseksüellerden beslenmişiz ve yani bu belki istenen şeydi. Evet, Atatürk tabii ki Batı musikisi bilmiyor. Esas elbette bilmiyor. Fakat bir dahi. Zaten yani şunu anlamış, bu çok önemli bir şey. Bakın hatıratı bazılarına güvenmem ama bazıları doğru çünkü uydurulaması. Yani bizim insanların uydurabileceği hatırat var. Tabii fakat uydurulması. Kafalarda hastalar ve kafalarda yetmeyen bir şey var. Şakir Zümre'yle. O zaman Sabran dememiz. O bir stat Türk yapmış ve istememiz. Bu da işte yeni Atase Militer geldiği için. Operaya işlerim yıllardan beri de ve söylediği şu. Şakir adamların Balkan Muharebesi'nde niye muvaffak olduklarını anlatın demiş. Çünkü besbelli ki beşik biliyor bu. Yani Batı Rusya ne? Ama beşik biliyor. Şiktik yani. Ve bu operanın bir gezant konsept olduğunu anlıyor. Yani bir takım şeylerin çok ustaca bir araya gelmesi lazım. Plastik ve fonetik sanatlar bir disiplinle ortaya çıkması lazım bir gayretle. Bunu yapan toplum bir takım şeyleri yapar diyor. Bu önemli. Çünkü Bulgaristan'da bu var, Yunanistan'da yok, Sırbistan'da yok, Arnavutluk'ta yok, bizde yok, Amiyomar, Sırbistan. Yani şeye tunamazsın, adı o siktiri o memleketim. Böyle şeylerden de anlıyor. Verirseniz hemen teyit edeceğim. Muslim Devlet Ulin bu ülkelerde şu andaki yine en ciddi senfoni orkestraları, en kaliteli olanlar nispeten o ülkelerin bütün ekonomik sıkıntılarla falan rağmen gelin Bulgaristan'da. Tabii yani o videolar o şey. Sonra ben benim hayatımda gördüm abim. Mesela Bulgaristan'da, Türkiye'de falan daimi surette böyle tarihin bir takım bağlısları, alanları kör toprağımızın. Yani yan yok ve kör toprağı. Halbuki Bulgarlar yapıyor. Yani hem Plas'ta söz söyleyen adamları var falan. Demek ki bu bir duyarlı meselesi. Bazı şeyleri yapamasalar bir de bu kriyatörden dalmak istemiyorum ama karşımızda herhalde romantiktir. Yani Sturm und Drang döneminde çok önemli bir kompozitöründen önemli bir yorum dinledik. Önemli bir partisyen. Bu bize bir fikir veriyor. Ben mesela isterdim ki bu dönemi şeylerle tamamlayalım. Zamanlar uymasın. Ne günümüzün de bir rahmanı falan. Zamanlar uymuyor. Ama o da Rusya tanıda bıraktı. Yani unutmayalım. Orada çok büyük kavgalar var. Değil mi? Bu beşlerle Çaykovski arasında. Çaykovski'den herhalde bilenler var. Burada çok daha önemli bir rahmanı falan. İşte bir dönem vardır mesela Macar musikisinde Q vardır çok önemli bir şey. Dinlemek lazım Liszt, The Ricks. Bunlar o da baktı var ama bunlar şey senkronize adamlar. Müzikleri uyumasa bile niye bunlar üzerinde durmuyor? Yani bilip değil tanımak zorundayız. Bunlar büyük klasiklerin de sonu. Yani İşte Beethoven geçmiş. Dünyadan az bir şey bekliyor. Ama önemli değil. Bence bakmak gerekir ki düşünüyor. Ve ben burada tamamlamak istiyorum fikrimi. Siz de var. Aytın İstanbul'da var. Estağfurullah. Rica ederim. Ben izninizle bir noktaya daha dokunmak istiyorum. Schumann'ı tarif ederken, anlatırken, gerçi her ikimizin de tabii mesleği olmadığından dolayı bu konuda tereddütlü değil, tedbirli konuşmak mecburiyetindeyim. İnsan olarak yani insandan bahsetmemiz lazım. Çünkü o zikrettiğimiz isimlerin her biri başlı başına deha. Burada tartışılacak en ufak bir sorun yok, sıkıntımız yok. Emine ve lakin bir insan
hangi yollardan geçip o deha anına erişebiliyorum ve hangi sebeplerden ve bunu bir şekilde sağlayan ruh hali, ruh yapıları nedir? Aslında bu başlı başına tartışılması gereken bir olay. Beethoven'a bakıyorsunuz, adam hayatı, kişiliği, şusu, busu. Chopin'e bakıyorsunuz, Schumann'a bakıyorsunuz falan filan. Her bir insanlığa gerek yok ve her birinde tabii çok ciddi tahlil edilmesi gereken konular var. Schumann'la ilgili ben bir noktaya dikkat çekmek istedim. Çok büyük bir virtüöz olacağım, sevdasıyla yola çıkıyor. Parmağını tavana astığı iplerle haşat ettikten sonra, ki Allah'ın takdiri diyelim, açtaktığında çünkü beste yapmayacaktır, kendisi de olacak sadece ne. İnanılmaz eserler. Burada çok ilgi çekici bir konu, Schumann'ın iç dünyasını inanılmaz çocuk şey diyeceğim, başka bir sıfat bulamıyorum tasvir etmek için, inanılmaz saflığı ve temizliği, hayatında hissettiği her türlü hissin bir çocuğun hissedebileceği kadar bu sebepten dolayı yoğun olduğunu tahmin ediyorum. Karısı Clara başta olmak üzere. İzin verirseniz çok küçük bir Schumann'ın birkaç ölçüsünü tıklatayım piyanoda tabiri caizse. Ve oradaki saflık romantizm demeyeceğim. Tamamen başka bir dünya, başka bir şey, uyuyetle bağlanmış. Yani bir çocuk nasıl annesine o sevgiyle bakabilir veyahut da tam tersi bir anne veya normal bir anne ve babadan bahsediyorum. Kendi çocuğuna nasıl öyle saf sevgiyle bakabilir veyahut da belki bazılarınız kızacak ama nefkeniyle bir köpekle bir hayvanla olan ilişkide aynı saflığı içerebilir, aynı yoğunluğu içerebilir. O İzin verirseniz sadece 2-3 Şimdi veya yine Schumann'da böyle ölçüleri bu yani besteleyebilmiş bir ruh, tabii özel bir ruh olmasının ötesinde onu bu sesleri aramaya iten temeldeki bir sebepler olması lazım. Bu temeldeki sebepleri ben şu şekilde tanımlıyorum. Yani benim anlayışım bu. Yanılabilirim. Bozulmamış bir ruh, saf kalmış bir ruh. Bundan dolayı yaşadığı devir 19. asır olsa bile hegemonizmin tabiri caizse aptallıklarından doğan, davranışlarımızdan doğan, hayatın getirdiği stres, sıkıntılar ve bunlarla mücadele etmek öncel bir şey ve mecburiyette ve bunlardan hem kaçışı var kendi iç dünyasında hem de bu uyumsuzluğundan dolayı gerçek rüyada yaşadığı bütün sıkıntılar ve sonunun nasıl geldiğini siz çok güzel anlattınız. Ve ya Allah rahmet eylesin demek de başka bir şey yapacak, başka bir şey yok. Paranoya. Evet. Çok şiddetli paranoya maddeyen. Tabii çok saatli bir yapısı ilk damda yaşında başlayan bir şey. Öyle. Ama tabii bu sinkemin getirdiği müthiş bir dingetlik var. Bilenler için. Evet. Geciktirme var. Daha iyi soru. Süreçleri. O açık. Yani iyi bu sinkemi pek gerçekten
çok sağlam bir tahsile ihtiyarlanışıyla matematik ve mantıkla olmayan bir örnek verilecek kendine üstad. Senin misin piyanistin çizgiler üstem bir ağabey stoktan soydun. Çok var bunun için daha. Öyle uçakta gidiyorduk ki Ankara İstanbul'da o sürü dört yaptı. Öyle bu içte konuşuyoruz ve konuşmamızdan artık rahatsız olabilirler. Sonra geçtim koltuktan koltuğa da fırfıdı. En az. Ben de sen toz cumanasından dilettim. Hey gelin. Formülüz. Anlıyordum. Geçişte de filosofi var. Yok mu filozofi de geçişte de var. Tarih felsefesi. Orientalist'e renk felsefelerde. Şuna baksana dedi. Verdim artık. Bu baktı. Şimdi duymuştum ola mutlaka ama hiçbir şekilde engellinin derinlemesine uğraşsak ve mecburiyeti var. Nalhada uçtum da var başka bir meslekten ve çok lazım da değil. Okudan hani şey var, müzisyende bir transition çok hızlıdır. Başladı böyle Almanca reaksiyona. Ama das ist ja doch schlank falan dedi. Pasaklı olsunuz falan dedi. Pardon, Almanca bilmiyorum. Özür dilerim. Yok işte söyledin yani. Pasak, hakikaten doğru herif pasak mıdır? Böyle abi. Sen devriçir benim de şeyin. Benim abi yanlış ünlüğümüz ahak olsa. Şey hepsi bir arada gider. Gramer basımından yanlış değildir ama son derece bir özelsiz ve pasak anılsın. Yani işte onu doğru kesmetti. Bir daha okuyacağım dedim. Bir daha okudu. Abi. Vay sen. Hayt. Fırtınaycı mı? Çıktı mı taş diyor basa. Bak basamak gidiyor diyor. Diyor böyle ki ortamdan böyle bir güzel falan. Ve tuttu Hegel'in şeyini çıkardı yani. On tükür anacağım statementlarını falan çıkarmaya başladı. Tabi bu doğrudan doğru musiki parçası bir tekste okumak istiyorum ama alışkanlığım değil bir şey. Eğer o metne iyi intibak ediliyor ise yani dil basımından bir sıkıntısı yoksa ki yok. Ve tıpkı bir musiki şeyle notayı okur gibi iyi okuyamıyor. O yüzden denir ki zaten, demiş ki zaten Batı medeniyet dediğimiz filoloji ve musiki demiş. Yani geçmiş Doğu kültürlerinden, Orta Doğu kültürlerinden hiçbir tarafı yoktu. Çünkü bütün dallar hepsi bu tarafta doğuyor işte. Fakat hakikaten bu musiki'deki bu güzel ve filolojideki bu yayılmak o da vardı doğuda ama bugünkü galiba Batı düşüncesini 19. yüzyılı yaratan bu çok önemli. Aydınlanma girişimi, aydınlanma değil. Yani şu anda öyle bir davetle durmuyorum ama kayıtçıları doğru okuyordum ama ve doğru ifade edilmek ve mantığa son derece sadık kalabilmek. Ve tabii hukuku da orada doğru olarak yorum ama o çok önemli bir şey. Yani o Batı medeniyeti de bugün işte bize müşken diye baktığımız tarafı nereden bir geliyor. Bence bu iki korkudaki şeyinden dolayı geliyor. Yani üstünlüğünden ileri geliyor. O tip o destek aldığı ben çok dinlemek ve çok öğrenmek, öğretmek tarafı takip aynı zamanda. Çünkü onlar yorumu, onların anlayışı, onların getirdikleriyle galiba insanların dünyaları zenginleşir. Başka türlü bakarlar bir şeydi. Bu konuda ben size izin verirseniz bir şey sormak istiyorum. Çünkü dinlemi çeken bir noktaya geldiği çok kıvım. Batı medeniyetindeki o şeyler, söylediklerinizden yola çıkarak. Tamam. Şöyle bir özetleme yaparsam ve bu konuda ne düşünürsünüz? Batı'da önemli olan unsur tez, antitez, sentez. Şimdi doğuya doğru kaydığımız zaman mesela Yahudi toplumunda, Musevilerde tez,
antitez, 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 naruce dahil o şekilde gidiyoruz. Bu onlara başka türlü bir zihni yapısı vermiş, bu da ayrı bir konu. Fakat bu konuyla ilgili, yani bu yaklaşımlarla ilgili Endülüs'te bunun bir ortak noktası sizce? Var tabii, var. Ortak yok. Endülüs beşeriyetten en yüksek zaten. Ya, çok sevindim çünkü ben de öyle düşünüyordum ama siz... Yani orada herkes aynı şekilde, aynı kazanın içinde. Evet. O bir medeniyet. Çünkü ben birkaç sene evvel, ilk 10 sene evvel o zaman burada Aykos Alman Seferi'nde, o değişik bir Alman tarihçi benle. Değişik bir Alman, böyle bir yemekteydik. İspanya Seferi dedi ki şey dedi, işte efendim dedi, Mozaraplar tabii dedi, yaşıyoruz dedi, Arapların Hristiyan olmuş için falan dedi, böyle doktor ne diyor dedi, bir şey, Aykos falan dedi, böyle. İzlaçlar dedi, tamamen yanlış İspanyol dünyadan haberi yok. Mozart demek ustari bir kumibesi. Araplaşmış Hristiyanlar, yani eski İspanyollar, Müsikotlar. Hiçbir şekilde ne İspanyollukları ne Hristiyanlıkları unutmuş değiller. Ve lakin tabii yeni Arap, yeni Yahudi dalgasından, yeni Yunan ilmden felsefesinden çok etkilenen Esnevit Episkoposu şikayet ediyor. Herifler Arapça Kur'an'ın entepretasyonuyla uğraşıyor. Paternoster'ı okuyacak halleri yok diye bir dua diye. Yani bu bir yapı. Evet. Ve çok kalmış bu kültür. Büyük kiliselerin içinde Mozart şapırdığını bırakmış. Pünç böyle taşak tarzı. O bir dönem, bir barış dönemi, bir birleşme dönemi. Onu dünya kaldıramadı. Evet. Yani Macistan'sın resim sanatı falan, Elhamra'da böyle hem de peygamberleri porselerini resim ettiriyorlar, yüktürüyorlar. Ne bileyim o şey, o Kurtuba Mescidi'nde işte piyano, İslam piyano, Bizans mozaikleri falan geldi sarken içine berbat bir katedral montenti bozdu bütün yapıyı ve inan devam ediyor. Bunların üzerinde durmak başlamış. Fakat ben şunu söylüyorum. Bu galiba en önemli unsur, bu Batı medeniyeti değil, o işte orta zamandan bu vakitte kadar giden filoloji ile meşik bu insanlık mantığını açacak bir şey bu olmadan oturtamıyoruz bir şey. Şimdi artık müsaade ederseniz size sorulacak şeyler vardır. Galiba size yok mudur sen? Var var, programda o var, bizim zamanı geçti. Kusura bakma. Bakın bunu hiç düşünmedim çünkü ben ne kadar zamanınız var diyorum hiç böyle yani ben sabah kadar bir yüzde yok. İsterseniz buyurun yani hanımefendilerden ve beyefendilerden başlayalım. Lütfen sorunuz sor. İstiyorsanız kendinizi takdim edin ama lütfen soruyu kime sorduğunuzu söyleyin. Karşı görüşlerde hoş gelmişsiniz. Yani onu da söyleyeyim. Laf sormuşsun. Hayır, ne olamaz. Buyurun efendim. Biri yardım etsin hatta bana. Benim gözüm sizin gibi. Tamam. Şükürler olsun. Işık yiyoruz gibi. Işık yiyoruz gibi. Önden bir efendim. Yiyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Adım Tarkan Çetin. Sorum herkesin kirasını bence ilk geçiyoruz ilk nerede başlamıştınız? Sözistan'da diyorsunuz. Geçiyoruz ilk bir kirastık. Kilise içinden başlamıştır. Yoksa bağımsız olana layık şeyinde profile. Evet. Evet, onun sesi bir barıştırmıştı. Ya, Rönesans aynı hesapta. Şimdi, ses, piyanoda, piyano tekniği olarak, şimdi benim çaldığım sazdan, yahut sazlardan bahsediyorsanız, üzere arkaya geriye gitmemiz gerek. Çünkü. Çünkü klavye dediğimiz, piyanonun üstünde duyumlar klavye, elbette piyanonun atalarında hepsinde var.
hepiniz şahsen sırayla gidiyor. Onlardan evvel tabii kiliselerde orgular. Şimdi ben klavyeyi parmaklarını dolaştırmasını 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Dolayısıyla klavsenle de bunu yapabilirim. İyi bir klavsenci değilim. Orada çalabilirim. Ayaklarımdan çalmak söz konusu olamaz. Çünkü öyle tekniğim yok. Çünkü pedalye denilen orada da bir klavye var biliyorsunuz. Ancak yavaş bir yapabilirim. Şimdi sizin virtüözite diye adlandırdığınız şey bugünkü piyanonun başında son derece zor şeyleri yapabilmek, hakim olmak. Bu bir süreç. Eğer klavyede parmak oynatmak ne zaman başladı diyorsanız o zaman tabii çok eskilere, kiliselere, orgulara, şunlara, bunlara gitmemiz gerekiyor. Virtüözite dediğiniz şey ne zaman başlayın diyorsanız o modern piyanonun öğretti diyeyim, pianoforte ortaya çıktığı zaman yavaş yavaş başladı. Pianoforte'nin de ilk icadı bu aydınlaşma devrinde ister istemez o şekilde şey diyoruz, tasvir ediyoruz. Rönesans yani. Yine İtalyanlardan kaynaklı. Bu işi yapanlar İtalyanlar ve ondan sonra Alman faktörler ve Fransız faktörler için içeri dahil oluyorlar sırayla. Şimdi o ilk piyanolarda pedallar şu şekilde göstereyim. Diz kapağınızdan yukarı doğru bacağınızı kaldırıyorsunuz. Böyle bir mekanik var. Piyanonun tesitürü yani en bas, en kalın sesle, en tiz sese kadar olan şey, bizimki gibi 88 tuşla bezenmiş değil. Daha küçük. Ve buralardan yola çıkarak 6 tane pedal ve bizim bildiğimiz pedallar var. Mesela ben onda Beethoven'ın evinde kendi kullandığı piyanoda çalma şansına nail oldum. Çok merak ediyordum. Herkes tabii izin vermiyorlar. Ve bir şeyi çok büyük bir zevkle müşahede ettim. Salon, bugünkü konser salonundan bahsediyoruz. Geçemedi 2500-3000 kişilik falan devasa bir salon değilse, insani boyutlarda bir salonsa Beethoven'ın beslediği bütün eserler o piyanoda pırıl pırıl çalınır ve çok da iyi tınlı bu arada. Virtüözite, tekrar virtüözite kelimesinin üstünde duruyorum, yavaş yavaş gidiyorum. Eğer siz teknik zorluklar ve bunları aşmak şeklinde olaya yaklaşıyorsanız, tamamen 19. asırda ve bir asır romantik devirler, yani Chopin, Liszt, Alkop, efendime söyleyeyim, Schumann, o şekilde. Beethoven'da şan eserleri, yani 3. piyano konçertosundan itibaren ve akabinde temiz sol sonatlar ve bilhassa sol sonatlar bahsiz. Orada bir virtüositeden o noktada artık bahsedebiliriz. Ondan evvelki bestelenmiş şeyler çok muhteşem, güzel de olabilir ama virtüosite dediğimiz tekniği gerektirmiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok. Herhalde başkası da duran ben bir şey sormak istiyorum. Öyle. Eşref Saçlı. İlgar Hoca'nın bir sorusu yalısız kaldı. Bu şeflik nasıl çıktı orada? Tamam. O kadar çünkü şeyde yanlışlık yönetmiş oluyor ya. Bu soru çok açık yani. Şimdi buna ben cevap vermek mecburiyetim. Şöyle söyleyeyim. Klasik üslupla bestelenmiş eserler. Haydn, Mozart, Beethoven'ın ilk iki piyano konçertosu falan filan. Tabiri caizse bunları çok iyi bir orkestrayla, çok iyi bir birinci kemanla konuşaraktan, anlaşarak, provalarda yaparak şefsiz çalmak kesinlikle mümkün. Ve bu imkansız bir şey değil. Hatta benim hiç tasvip etmediğim ve yapmadığım bir şey var. Piyanoyu biliyorsunuz, sırtınızı dönüyorsunuz halka. Tam diklemesini orkestranın karşısına koyuyorsunuz. Bir taraftan idare edermiş gibi görünüp, bir taraftan da kendi yeriniz geldiği zaman çalıyorsunuz. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım ve yapmayacağım da. Çünkü bana son derece birincisi görsel olarak sakin geliyor. İkincisi gerek şefliğin, gerek piyanistliğin bence bir nevi ayaklar altına alınmasın demek falan filan. Bu benim görüşüm. Şimdi buradan yola çıkarak
bir takım eserler romantik devirden itibaren, mesela Wagner operaları veyahut da 20. asra tamamen geldiğimiz zaman işte Bartok, Stravinsky, Prokofiev, aklınıza kim gelirse Viyana yapılışı şudur mudur. Orada o kadar inanılmaz zorluklar söz konusu ki ve orkestraların ibadı o kadar büyümüş durumda ki hakikaten iyi bir şefe ihtiyaç var. Yani orada şef kesinlikle artık süs değil. Onu belirtti. Ve bu işi haddiyle yapanlar var. Şef olduğunu iddia edenler var. Şimdi şeflerin biz solistlere göre hangi saz olursa olsun şöyle çok ciddi avantajları var. Ben şimdi sen niye çıksam bir ruh diyor. Siz orkestra olsanız mı? Değil. Başlatsam doğru mu başlattım? Yanlış mı başlattım? Orkestra ben yanlış bir şey de versem profesyonel bir orkestra ise doğru şekilde başlar. Zaten bir takım şeflerin hareketlerine ben baktığım zaman Allah'a şükür ki ben solistim, orkestrada çalmıyorum. Kimseyim. Çünkü alışmak lazım. Şimdi bu adam ne diyor? Mozart alfabesi mi kullanıyor falan diyorsunuz. Çünkü yaptığı hareketin duyduğunuz musikine yakından uzaktan bir alakası yok. Ama orkestra onu anlıyor. Çünkü o da bir artık alışkanlık haline gelmiş onlar. Şimdi böyle şeflere baktığınız zaman siz bu işin profesyonelleri değilsiniz. O zaman ne güzel idare etti de bunu tanımlarsınız veya ne kadar kötü de tanımlarsınız. Çünkü ikisi de bir yerde aynı kapıya çıkıyor. Buna mukabil, lafın geçiş, Stravinsky'in bahar ayın bir şef kötü idare etmeye kalkarsa orkestranın hakikaten dört dörtlük iyi bir orkestra olması lazım. Çünkü o zaman işler biraz sapma sarar yani. Dolayısıyla 19. asrın önemli eserleri ve 20. asırdan itibaren hakikaten şefe ihtiyaç var. Son olarak da şunu ilave etmek durumundayım. Ben rahmetli gençliğimde tabii Olivier Messiaen'in beste sınıfında okurken o zaman 200 genciz ve herkes böyle çok ağır ve müthiş eserler vermekle kendisini mükellef addediyordu. Ve Allah'a şükür ben hiç o hataya düşmedim ama çok genç arkadaşım o zaman ne kadar zor bir şey yazarsa o kadar mükemmel olacağını tahmin ediyordu veyahut öyle düşünüyor. Dolayısıyla bazı partisyonlar geldiği zaman önümüze bir tanesini hiç unutmuyorum. Bir nota geldi, inanın nasıl olimpiyatlarda bayrak taşınır, önde iki kişi, ortada iki kişi, arkada iki kişi bir devasa, neredeyse o kıymatlarda bir yerine bastık işte bulmuşsa, yok öyle bir kağıt. Onu aldık biz, kuru olimpiyatın çubukları bulunduğundan çok daha büyük bir, onun üstüne çarşaf gibi serdik, açtık. Ve böyle her gibi boyunda kısa böyle tamamını görmeye çalışarak ne var bu yutanın içinde böyle. Ve uzun lafın kısası, o kadar hazin olduğunu da hissedim yani hakikaten hazin kelimesi fırtı doğru. Ve bu kadar, o kadar emin, o kadar şey okurken olayın ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Ve ben de tesadüfen Messiaen'in tam sağ tarafındaydım. Adam, yok, şıralgan batıyor ben, bu tür böyle oldu. Sayfayı çeviriyor yavaş yavaş. Bu, mesela bir taraftan yardım ediyor. Ve sonuna kadar hiç bir kelime konuşulmadan biri sınıfın dışında koyun oradan gitsin, sınıf boş zanneder. 20 dakika falan, 25 dakika o nota okundu. Ve ben çok iyi bir şey fark etmiştim. Messiaen çok kibar bir insandı. Gittikçe yüzü kızarmaya başladı. Gittikçe yani hissediyorum yani o elektriği alıyorsunuz gittikçe böyle kasılmaya başladı ve kızardı. En son sayfaya geldiğimizde adam atlayacağım gibi kırmızı mosmor ama renkle işlenmiş. Ve stoptu. Şey, besleyen çocuğa notayı. İşte. Tek bir kelime gene konuşulmadı. Sıfır. Hiç kelime yok. Ve olay oldu, bitti. Ve başka şeylere geçtik. Fakat bu tip bazı eserler, diyeyim tırnak içine alayım, o kadar zor ki, o kadar komplike ki, bir değil, bazı eserler üç şef. Yani, çünkü bir ortada
diğer iki şefe de hakim, ana şef veya baba şef diyelim. Öbür tarafta, sol tarafta bir şef, sağ tarafta bir şef. Aksi takdirde ortalık zaten kan gölüne döküyor. Diyeceksiniz ki bu kadar zorluk bari değiyor mu işte? Değebilir. Böyle bir imkan var. Ama şimdiye kadar pek fazla değenini ben görmedim. Şahsen görmedim ve yanılıyor olabilirim. Bir de bazı eserlerde biliyorsunuz hem orkestra şefi vardır hem koro şefi vardır. Şimdi orkestra şefi bazen ahtapot olmadığından dolayı her tarafa yetişmeyebilir. Dolayısıyla yanına bir yardımcı, yani koroyla bir yardımcı olmasında ve bilhassa o koroyu çalıştırmış kişinin o koronun başında olmasında burada fayda var diyelim. Rektör üstünde bir belirtilmiş var ki sen o sırasında rektörün sırasında. Evet. Alt koronun içinde. Evet. 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 Ama gelen şeflerden daha büyük bir adam var. Şimdi o konulara girersek üstad, ben bu işin profesyonel olarak bazı şeyleri belirtmek durumunda kalacağım. Benim meslektaşlarım beni vurabilirler. ne derece doğru olur pek bilemiyorum ama Türkiye'de gerek orkestralar, gerek devlet koroları, tiyatrolar, işte devlet rumuzlar, benim de dahil olduğum devlet sanatçıları var. Bu konuların her birinde ciddi reform yapılması elzem ve şart. Bu tartışılmaz. Bu büyük mesele nasıl yapılacağı ama yapılması şart. Aksi takdirde şu anda maalesef gördüğümüz olaylarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Evet, hiçbir şey yok. Evet. Buyurun. Merhaba. İlper Hoca'ya soruyorum. Klasik müzikte Almanya'lı faşı çekmesine özel nedenleri var mı? Valla işte çok yaygın bir kanaat tabii. Deutsche Oper diyorlar. Alman operası diyorlar. Tabii Alman bestecileri diyorlar. O bir şey ondan sonra gidiyor Alman orkestraları, Alman orkestra şefleri. Ondan sonra kalkıyor gidiyor nihayet Alman müzik severine falan diyor. İlk başta da baktığımda tabii çarpıcı örnekler verdi. Tarihte talep eken bir matarlık yatıyor. Benim de dedim hiç bu böyle. Çok şapak için söylemiyorum. Kusura bakmayın ama başka tarif edemeyeceğim. Öyle bir grup Hartun geldi. Zilevi de tadının ve fişlerin de tadının verdiği güzelliği dışında güzelliğin hiçbir tarafı yok. Yani öfücü ki güzel. Daha altında orçaları çalar gayet kabalar. Bir de üstelik şeyler yani çok kaba şekli birine yanılarak ki neydi ki Frau dedi. Greg Binich nicht dedi. Sayın efendim dedi. Ben tadımın bedavayı mı gözüküyor? Ne yapacağım ben bu tarihle falan soracağım. Bir özellik okul geziyoruz. Şimdi hangi okula girsek? 5'i, 6'sı, 7'si bir araya geliyor. Tamam yapıyorum. Evet. Ve yani Allah'ın Anadolu'sunda bir ilkokula giriyorsun mesela. O hayatlarında dinlemediğimiz o çoluk çocuk köy bebeleri falan böyle hayranlıkla bizden çarpılmış gibi dinliyorlar o yani göz yaşartıcı bir antalarında her toplumda çıkmaz o. Yani belli ki herifler hakikaten orada demin dediğim örnek bizim büyüklerden çok iyi hissetmiş. Yani o toplum organize sevimsiz bir toplum olabilir. Baş belası da olabilir ama organize bir toplumdur o yani çok önemli. Oradan anladım yani en düşük seviyedeki öğretmenler mutlaka çıkıp en iyi kursistleri hayatlarından görüyorsun. Fakat bu siki yapıyorlar. O bakımdan bu soru doğru. Fakat bunun dışında ben her şeye şüphe koyardım. Bunda da öyle. Hiçbir şekilde İtalyan operası bir öbüründen düşün. Görmem, göremem. Çünkü zaten onun kaynağı olduğu bir yana. Onu da hitap ettiği bir an var. İnsan halinde kitle demiyorum. Olsam doğumda karakterimle imdad ettiği yanlar var. Ne bileyim, evet belki çok büyük senfoniler çıkmamış olabilir ama
İşte pekala bir Putin'in gibi adamdır. Doğru. Yani ama notenasıdır. Hemen hep verdik ama tırkız, dostum diyorsun. Bunlar da büyük adamdır ama yani bir Putin'in de çıkmaz. Orası var yani o adamın burası kendi kışını seçtiği mektindeki bir etoda giyince. Ne bileyim yani şimdi belki o arabacı müziği diyormuş. Çarkovski, Hazretli Beşleri. Abi onları beğenmeyebilir bazıları ama yani ondan sonra oradan Çarkovski çıkıyor. Çarkovski de atla Rahmaninov çıkıyor falan. Yani ben bu tip ayrımlara çok karşıyım. Bunlar o şeyler değil. Fakat tabii bir şey tartışı oluyor. Adamlar çok organize müzik okuyorlar. Tekneye de stimdiyat, ostini ayarlatmak zorayım pekti ama o hiçbir şekilde İtalyanlar veya efendime söyleyeyim bir takım böyle o doğal bir millet yerde Almanlardan daha az müzikal oldukları manasına gelmiyor. Kesinlikle bir kültür ne suçlarına uğrayan zarar verememiş milletler var. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani Türkiye bugün amüzikal. Amüzikal çok kötü. Sağa sola gittiğiniz zaman kötü özet, ayarlı olup bilmem ne yok. Bunlar tamam ama yerleşecek, oturacak yani onda verilmek. İzin verirseniz ben şey söylemek istiyorum. Tabii bir A'dan Z'ye katılıyorum. Yani en ufak müddetli tartışma bahisinde yolamaz. Bir de burada çok önemli olan İber Bey ne dedi? Yerleşecek olacak dedi. Buna da %1000 katılıyorum. Tamam. Çünkü Türkiye'de ben bugün sağda solda şartlardan dolayı işte Miami'de olsun, yok Antalya işte Sven'de olsun masterclass falan yaptığım zaman karşıma hakikaten son derece kabiliyetli, istidatlı ve İngilizcesinde yetenekli gençler çıkıyorlar ve onlardan mevzul miktarda var. İyi mesele onların olup olmadığını tartışamayız bile. Çünkü yok, var olduktan ben her gün görüyorum. Benim mesele onların etrafındaki atmosfer diyelim, ambiyans diyelim, çevre diyelim, ne dersek diyelim, o onları nasıl bir yöne alıp götürecektir. Sorun orada bir yerde birazcık yürümeyeyim. Ama Türkiye'nin geleceğine ilgili benim fazla bir korkum yok bu açıdan. Geldiğimiz zaman Alman operası, İtalyan operası, elbette mukayese etmemek lazım çünkü milletlerin karakterleri son derece değişik. Ama gene %1000 katılıyorum. Türkçe iyi bir şey, verdiği bir şey yok. Hangisi olursa olsun bunlar inanılmaz derecede önemli besteciler ve Hamus Mişraslar ve yazdıkları eserler kesinlikle Alman operasında daha az kıymetli değil. Sadece üslup değişik. Peki, Balisayar konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok iyi icra ediyorlar ya. Klasik müzik. İcra ediyor. Çok iyi dinliyor. Çok iyi icra ediyor. Bir de ona da şey yapmak lazım olabilir. Britanya belki bu taraf kadar büyük insanları yok. Ama hiçbir zaman hepiniz de gidiyorsunuz Allah için. Yani bırakırsınız Covent Garden'ları bilmem ne, Royal Music Hall'ı falan. Oxford'da hatta çok daha küçük kasabalara bile gittiğiniz zaman güzel konserler dinlemiyor musunuz? Karşınızda küçük güzel çamur müzikler çıkmıyor mu? Yani burada kendi gördüğümüzü dinlediğinize bakın. Mesela küçük bu şerifler fevkalade müzik haline millet. Proletaryası üstelik İngilizler, İskoçların proletaryası İrlandalıların bence. Hiç öbür tarafın proletaryasıyla mukayese edilmez yani. Size şimdi bir sorsanız bana Alman meyhanesine mi gidersin? Yoğurları yoğurları. Yoksa ben de şeye mi gidersin? Sarhoş İngilizce. Evet, kaldı. Evet, dersin. Kapıya giyin ki gitsin bir yerden çok felçim. Şey, ben de o tamamlayayım. Şimdi İngilizlerin bestecileri tam tabiriydi, tam Türkçesinde nevi şahsına münhasır. Mesela bunlara kötü demek kesinlikle mümkün değil. Fakat
kendilerine has bir müzik ve sevdiklerinden dolayı İngiliz kültüründe, şimdi hocanın yanında bu kelimeleri kullanmak istemiyorum, İngiliz tarihiyle bir lisan elbette bir alakanızın olması lazım. Aksi takdirde İngiliz bestecilerin eserlerini anlayamazsınız. Ama eğer bu sabrı gösterirseniz gerek Ayberk, gerek Lafın Yeşil Vaughan Williams falan hakikaten çok iyi besteciler ve ben tavsiye ederim eğer merak ediyorsanız mesela Vaughan Williams'ın Londra Senfonisi'yi dinleyin, sabırla dinleyin ve Londra'yı tahayyül etmeye çalışarak bilenler, dinleyenler bakalım nelere geleceksiniz. Ama öyle bir devirde maalesef yaşıyoruz ki, buna ben şahsen çok üzülüyorum. Biraz da gençler açısından, çünkü bizim böyle bir şansımız yoktu. Daha eski gidersek, Lafın Gelişi Bach, ki herhangi bir kişiden bahsetmiyoruz, Bach'tan bahsediyoruz. Yürüyerek yüzlerce kilometre yol tepmiş bir adam. Ve bir şehirden bir yere gidecek, orada görmek istediği, tanışmak istediği meslektaşları var. Duymak istediği şeyler. Şimdi öyle bir devirden, öyle meşguliyetlerden bugün bilgisayara geldik. Hazreti Google diyorlar. Canınız sıkıldığı zaman Hazreti Google'a tabii basıyorsunuz şeye. Ben yapmıyorum, onu söyleyeyim. Çünkü benim evimde bilgisayar yok. Yani ben biraz değişeyim. Basıyorsunuz. İstediğiniz şey tabii sayfalarca iyi veya kötü ayırt edebilecek kapasiteniz varsa bilgi çıkıyor. Bu muhteşem bir şey. Ben bunu inkar etmiyorum. Ama birincisi siz onları ayıklayabilecek kapasiteye sahip misiniz? İki, bununla uğraşıyor musunuz? Yani ben gençlerde şunu gördüm. Şu eseri çalış dediğiniz zaman, şu dinleyin. Beethoven'ın Domino 3 numaralı piyano konçertosunun birinci kısımdan başlayacaksınız. Çalıştır. Gidiyor, Hazreti Google'dan 500 tane şey çıkıyor, icrası çıkıyor. Veyahut neyse işte nereden çıkıyorsa haberim yok. Sadece birinci kısmı dinliyor. Konçertonun tamamını da dinliyor. Çünkü nasıl olsa ikinci kısmına başlasa ikinci kısmını da dinliyor. Şimdi bu inanılmaz bir zihin tembelliğiyle karşı karşıyayız. Çünkü her türlü bilgi şak diye elinizin altında potansiyel olarak var. Öyle olunca da maalesef bazen iyi neticeler ortaya çıkmıyor. Durum olsun. Peki bir şey sorabilir miyim? Spartan, bu çağın batıdaki gençleri de aynı reflekslerle mi anlamıyoruz? Pardon, bu çağ? Bu çağ. Evet. Batıdaki gençleri de aynı reflekslerle mi? Tabii, evet. Fark var efendim gençler. Bir de var. Elbette Google'a mı gidiyor yoksa kendi çabalayan tabii gidiyor. Çabalayan... Adam, tabii gidiyor. Google'a yalnız bizim. Evet, iyi. onun ben bazen bir mantığı sordum da ben kullansam senden Türkçe'de. Öyle mi? Ben hiç kullanmam. Geçen bir şey yazarken aniden tarih gerekti. Asistan arkadaşa sordum. Bastı. Türkçesi tabii. Gorçakov işte Rusya'nın büyük tarihçiye lazım. Yani hem Kırım Savaşı hem Paris Kongresi hem Berlin Kongresi'nde karşımızda. Diyor ki Kırım Savaşı'ndan sonraki yıllarda hariciye bakan olmuş diyor. Bu neye benziyor? Adam. Adam beni çekirgelerin istilasını bulduğumda doğmuş. Saçma sapan bir şey yani. Aynı. Tabii yarar İngilizce. Mr. Google'a başvurdum. Baksan bundan sonra. O Mr. Google yanına Gorçakov'un şey daire yazmıştı o kısırdan sınıf arkadaşı nezaretteki memuriyet sınavları mertebeleri falan yani maalesef beyninizdeki aleti çok bir şey zannediyorsanız bunu da pek gözler okuşa o şey çok hazin tabi elinizdeki alet maalesef size göre kaçıyor yani her yerin o tipi layık. Hakikaten bir şey etüde dediğin zaman kendi etüde veren şey yani oturur.
çalışır. Tabi başkasıydı dinlemek lazımdır. Evet, tabi dinliyoruz. Ama bilmiyorum. Yani herhalde işte bu Şurman falan başkasıydı pek dinleyemiyor. Dinlisi 60. Hamsız aslında vardı el alemin zaten. Böyle gidip de şeyden Google'dan yorum çıksın. Mevzudan ayıp bir şey demek ki karşınızda hep tekste okuma alışkanlığınız yok. Lugat bakmıyorlar, ansiklopedi bakmıyorlar. Ansiklopedi bakmadan genç insanlar da en önemli yanı. Gözü başka maddeler açmış. Saatlerce oyalanırsın. Lüzum süs her şeyi arada kafana tıkarsın genç hafızaya. 40'tan sonra öyle dinliyor bazı şeyler. Bu çok tipiktir maalesef. Öyle demeyin ben her gün öğrenmeye çalışıyorum. Hanımefendi sizi beğeniyorum. Başka daha var dedi bir hanımefendi daha yolcu bu. Yok arkada sanki bir el var ama sırayla gidelim. Yani ya biraz hanım bana sorun artık. Evet oldu. Ben ismim Özge Aksüt. Karşılaştırmalı edebiyatçıyım. Önce İlber Hocam'a bir soru soracağım. Roland Barthes'ın Schumann'ı Sevmek adlı bir yazısını okudum. Ve bundan çok etkilendim. Açıkçası ben birçok kere Schumann'ı dinledikçe kendimle piyano çalışmaları yapan bir karşılaştığım edebiyatçıyım. Gerçekten çok itici gelmişti. Ve Roland Barthes'ı okudukça da onu nasıl sevebileceğim falan şöyle öncelikle şöyle girmiş tarihsel geçişin bir kurbanıdır diyor o yazısında. Şimdi burada İlber Hoca'ya yönelteceğim soru şudur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tarihsel geçişin kurbanı olması konusunda Schumann'ın. İkincisi Hüseyin Bey'e siz de bir piyano virtüözü olarak, bu işin gerçekten üstadı olarak Roland Barthes diyor ki Schumann'ı herkes çalamaz, nadir piyanistler gerçekten hakkını verir ki ben de sizi çok takdir ediyorum. Bu akşam çok güzel bir performans gösterdiniz. Gerçekten sevdirdiniz Schumann'ı sahne sahnede anlatarak. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani döneminde sevilmemiş bir sanatçı. Goethe onu ona tepeden bakmış. Yani birçok darbeler yemiş. Hani bu konuda ikinizin de görüşlerini affet istiyorum. Hocam siz başlayın. Tarihsel bir müziksel. Yani şimdi bu tabi Roland Barthes önemli bir tip o ayrı. Fakat bir yazar başka portreyi çizerken hangi motifi kullandığına bakacaksınız. Çünkü ben Andres'i çok severim, sevmem. Siz de seversiniz, sevmezsiniz. İşte, ama psikanalizi Dostoyevski'deki ana motifi bu. Biz bu adamı anlayamayız. Çünkü mesela Batı'da tevazu diye bir şey yoktur diyeyim. Biz mistisizme yaklaşan bir adamım. Dostoyevski yakalayışıdır. Yani hakikaten adam ölümsüz hale getiren o portre kitabı. Andres'i hakikaten ölümsüz hale getiren bir portre kitabı. O psikanalizde Dostoyevski son derece enteresan. Şimdi mesela Stefan Zweig biliyorsunuz 51 tane portre yazdı. Bunların içinde bazıları hakikaten uçuyoruz. Bazıları kavrayamıyor meseleleri. Kendi yaşadığı devirde bazıları çok enteresan. Şimdi bu tabi tarihsel geçişin kurbanı lafı çok hoş bir laftı. Kabul donkensiz. Frankler bu lafları bidon derler. Bidonu böyle bıraktığında daha çok tutmuşum. Yapmadığı için word. Şimdi mesela niye oradan evvelki Beethoven tarihsel geçişin kurban olmuyor. Asıl tarihsel geçiş o. Yani imparatorlukta doğuyor herif. Mukaddes Roma Germen imparatorluğu da sonunda Avusturya imparatorluğu da aptal Fransız'ın koruyor. Çok ilginç. Niye mesela Rachmaninoff için aynı şey söylenmiyor? Asıl tarihsel geçişin kurbanı o yani. Çar Rusyası'nın aristokratı ve ondan sonra bilmem ne, nerelerde ömrü tamamları. Onun için
bu gibi bir doğrultusunda değerlendirirken dikkat etmek gerekiyor. Yani orta çizimde bunlar bence çok önemli şeyler, çok zor bir şey. Orta çizmek çok zor. Devamlı bir yerlere bakmak lazım. Maalesef insanlar dedikodu yaparken yaptıklarını, kullandıkları teknikleri böyle büyük tarihi portreleri falan çizerken unutuyorlar. Çünkü çok önemli. Unutmamak lazım. Yani unutmamak lazım. Ben size derim ki daima böyle portreleri okurken klasiklerden şaşmayacaksınız. Bunlar da Yunan klasikleri vardır, Yunan Roma klasikleri vardır, Poindus vardır. Rönesans'ın işte Vasaris'i vardır, meşhur portreleri, Niketvi'den ve tabii ondan sonra şark edebiyatında da vardır. Böyle o tip şeyler, enteresan yorumlamalar. Ve onlardan bir başlangıç yapmakta fayda yok. Bir devamlı şey olarak üzerinde. Duyguluk gerekli bir bedel ben tabii herhalde herkes gibi zevkle dinliyorum Şiver Bey. Ve amidon kelimesi de kullanmadığı söyledi. Çok ilgimi çekti. Oradan yola çıkacağım. Hakikaten Fransızların Rusların boş uçu çok gülük yapar lafı var. Fransa'da da baktım idon lafı ben gençken gidiyorum. Hocanın biri konuşuyor arkadan terbiyesiz talebeler 68 kışa. Haa sadece idon diyor. Yalvar çıkıyor. Tikik tikik. O kadar falan senimiz. İdon. Şimdi bu fakat burada dikkat çekici olan hanımefendinin bahsettiği kişi de herhangi bir kişi değil laf arasında. Çok ciddi bir kişi. Şimdi bu aslında çok ilginç bir noktaya geldik. Bakın herhangi olmayan bir kişi hakikaten bidon laflar edebiliyor. Çünkü hepimiz her şeyi bilemeyiz. Böyle bir şeye maalesef imkanı ihtimal yok. Yani yok böyle bir şey. O zaman bildiklerimizle getirdik mi? Hayır ki bizi dağarcığımızı hep genişletmeye çalışalım ama bunun kesin bir limiti olduğunda bilincinde olmalı. Ben oturup herhangi bir yazarın eserini kendi kafama göre tenkit edebilirim. Böyle bir hakkım var. Bir kitabı okuduğum zaman ben illaki onu beğenmekle mükellef değilim. Bir meslektaşımın bir ricasını duyduğum zaman illaki beğenmemekle de mükellef değilim. Bu konularda namuslu olmak lazım ve her şeyin izafi olduğunu da bilmemiz lazım. Bu konuda çok önemli bir nokta. Şimdi Fransızların en önemli hususiyetlerinden biri de kimse bilmiyorum salonda hiç Fransız var mı Türkçe bilen alınmasın ama genel olarak söyleyeceğim elbette Fransa'da koskoca bir ülke her ülkede olduğu gibi en muhteşemden en korkuncuna kadar her bir insan mevcut. Var, Fransız var. Şimdi ama Fransızların kendisini bilhassa aydın hatta ötesinde entelektüel olduğuna hükmetmiş kendisi de Fransızların en büyük hususiyetlerinden biri radyoya veya televizyona çıkıp kendi kendisinin konuşmasını dinlemektir. Kendisi söyler, kendisi dinler ve kendi kendisine tatmin olur ve kendisinden sarhoş olur. Ve bu çok ciddi bir özelliktir Fransız milletinde. Hakikaten entelektüel olanların muhteşem ötesinde bunu kaçılmaz. Ama kendi limitinin farkına varamamış olanlar tehlikelidir. Çünkü ukalalığa girer ve boş lafa girer. Yani sen öyle bir nok. O zaman öyle. Evet öyle bir şey var. Bu yapmazsın. İnik sılıyor. Ben çok bu akşam için ikinize de çok teşekkür ederiz. Yasemin Bayaş'ınız. Benim iki sorum var. Birisi İlber Bey'e, birisi Hüseyin Bey'e. İlk önce İlber Bey'e sorayım. Şuvan'ın hayatına baktığımızda babasının kitapçı olduğunu öğreniyoruz. Kitap satıyor ve İngilizce'den eserleri Almanca'ya çeviriyor. Babasında da ruhsal bozukluklar var. Ve kız kardeş de inkar ediyor küçük yaşlarda. Ve o andan itibaren Schumann devamlı delireceğinden korkuyor.
16 yaşında arkadaşına mektup yazıyor, onda da belirtiyor. Ben her an delirebilirim ve bu korkuyla yaşıyorum. Daha kötü bir reaksiyon verdi diyorsunuz. Evet. Siz bak, biliyorsunuz burada. Sadece intihar ettiler, ben de ederim değil. Daha başka bir şey var orada, onu yapmamışlar galiba. Yani çıldırmaktan korktum, söylüyor. Hayır, çıldırmaktan şey, tıpkı akrebin ölümden korktuğu an, yani etrafında ateşler sağlar, kuyruğunu alır, kendine vurur böyle ve intihar eden, yani intihar eden yani bak. O aşırı paranoyada bir sorun var, intihar falan o getirir zaten. Bu da ülkede intihar edip biliyorsunuz, tesevvüsevden. Bizim hocalardan birine söylemişlerdi eskiden, siyasal bilgilerde çok intihar olurdu talebeler ve hocalar arasında, şimdi yok. Acaba nasıl bir gelişim değer mi? Hekim diyor ki, sende bu var diyor. Ona sancıklı diyor. Bu paranoyanın galiba üzeri safhasında bize gelin perileri kesecek, çiçek, bilmem ne yapacak korkusuyla tıpkı akrebin intiharı gibi yakınını en sevdiğine kıymet verdiğine öldürme hastalığı var. Okursunuz böyle bakaları. Schumann'da da böyle bir şey var. Yani karısına olan düşkünlüğünden dolayı bir paranoyası var, zehirlenme korkusu var. Tahrip edileceğinden korkuyor. Babası kitapçı, hakikaten onu biliyorum, düşünmemiştim ama şöyle bir şey söyleyeyim alakası. Şimdi öyle eski kitapçılar yok artık şimdi. Ben böyle alıyorlar, satıyorlar. Ne sattıklarının farkında değiller zaten. Nasıl oldu? Saklandaydı. Aynı sorun saklandaydı da var yani. Sildiğinde. Aptalar. Tam kitaplar satılıyor. Bütün kitapçılarda o eski kitapçı böyle Almanya'da. Dünyada, bütün Almanya'da en dost canlısı, en güzel sohbet edenler eski kitapçılardır. Girersin, sana 40 kitap getirin, 40 kitaptan daha bahsedin. Hiç yapılmamış bir şey veresiye kitap verir, aşkıya gönülse. Yani inanılmaz bir şeydir ve yani insanın dünyasını değiştirdi, onlar kalmazdı. O entelektüel bir yerdir o, yani kitapçının çocuğu olmak. Böyle humanist kültüre girmektir yani, dinleri öğrenmek, dünyayı öğrenmek falan. O yapı aslında çok tehlikelidir, yani o insan dışarı çıktığı zaman yabancılaşır. Almanya'da entelektüeller geçmişte bilhassa toplumlarına yabancıdır. Hatta o derecede yabancıdır ki Heine, Goethe'nin kendisi Hier Deutsch diye hitap eder. Siz Almanlar kim için korkuyorsunuz? Yani bir adam kalkın, siz Türkler dersen bunu ben dediğim an mesela bu bir edepsizliktir artık. Yani kendinize geri demiş kim adamısınız? Sen ne biçim çocuk evladım gibi falan bir laftır buradır. Fakat bu herifler bunu söylüyor. Hier Deutsch'ın falan. Bu bir ayak takımıyla eşitleme çok kötü. Tamamıyla Alman eğitiminin seçkinciliğini getirdiğim kişi. Yani çok enteresan bir yapıdır. Şimdi bir dil öğreniyor. Bir din daha öğreniyor. İşte Avrupa münevverlerinin iki tanesi başka dinleri çok iyi bilir. Almanlar ve Ruslar başka var. Ben yersin. Yani kendilerinin dışında bir dünya vardır. Ona girerler ve bazen çok girerler. Önemli. Yani bu adam tabii ki bütün Alman münevverleri yabancılaşma içinde, alienasyon içinde benim bir şey bu. Odur. Ama ben ruhsal yarışsın, çok tahlil etmekten acizim. Bana şey yanlış geliyor, sifiniz şeyse, teşhis yanlış geliyor, teşhisi verdi. Çok şiddetli bir paranoya olduğunu düşünebilir. Doktorların okuması lazım. Ve ben Schumann'ın kapatıldığı kliniğe, bizim bu ülke anlayışımızla iyi bir klinik olduğu tanısında değilim.
hatta mazideki geleneksel kültürlerdeki bir takım mimaristanlardan, tımarhanelerden daha kötü olduğunu düşünüyorum. Bir çok önemli bir şey bu. Bir de son beş, ölmeden önce beş yıl önce diyor ki bana rüyalarıma geliyor Mendelssohn ve Schubert diyor. Temayı veriyorlar diyor. Ve kalkıyor ondan sonra beste yapıyor. Gelebilir ama onları çok iyi biliyor. Gelir. Rüyada çok şey gelir. Rüyada problem çözen matematikçiler var. Rüyada problem çözen matematikçiler vardı. Yani. Ben bunu şöyle derdim kitabında okudum. Bilmiyorum yani. Olabilir doğrudur. Çünkü o kadar şeydi ki. Bütün temaları falan anlamadım. Ya bir yerde duydukları duymuşsun. Rüyada çözüm ya sihirin dinlendiği bir yer olabilir. Matematik çözer matematik. Biliyorum ben çantımı. Vardır o. Teşekkür ederim. Size de şerif olmak istiyorum. Schumann kendi dönemine kadar gelen bestecilerden farklı olarak kendisinden öncekileri ve kendi döneminde hiçbir besteciden etkilenmeden besteler yapmışlar. Hatta kendi kendisine prototipi olmuş deniyor. Gene Schönberg'in kitabında. Bunun onaylıyor musunuz? Ya da bu konuda hep şu yapıyoruz. Hakikaten örnek almış mı? Almamış mı? Ona zaten sorulduğunda şöyle bir açıklama yapıyor. Bu onun da ondan onun tarihiyle yapılan ilk müzik tarımı diyor ki form içeriği belirler deniyor. Ama ben içeriği ve düşüncenin formu belirlediğine inanıyorum diyor. Şimdi bu düşüncelere tabii bu. Şimdi düşünceye katılmamak aslında sorun bence oluyor. Çünkü Schumann'ın müziğinde düşünce, içerik ve o şairane tavır diyelim formu belirliyor dersek doğruyu söylemiş oluruz. Daha klasik üsluptan yaklaştığımız zaman o zaman klasik romantik mesela Mendelssohn'un söylediği gibi. Şimdi Mendelssohn'un musikistik şekli mi? Hayır. Muhteşem metis, çok güzel. Fakat üslup olarak baktığımız zaman veyahut şekil olarak baktığımız zaman elbette klasik bir çerçeve içine oturtulmuş ama romantik bir yazı tarzı. O aslında bu da ilginç bir şey yani değişik bir şey katıyor olarak. Mesela gene Chopin'i bazı eserlerini alırsak misal olarak oralarda da içeriğin şekli düzenlediğini görürüz. Ama Beethoven'ın Wallenstein sonatını mesela ele aldığımız zaman formun şekle şekil verdiğini düşünebiliriz. Şimdi bunları çarpıştırmak bence tamamen bir nevi abesle iştigal. Çünkü mühim olan hangi yol yöntem kullanılmış olursa olsun eserin geçerli olması, muhteşem olması tabiri caizse. Eğer eser kendiliğinden muhteşemse hangi teknikle yazılmış olursa olsun muhteşemdir. Mesela ben hayatımda kendim 12 ton hiçbir beste yapmadım. Çünkü bana ait olan bir kültür işte, Türk olarak tamamen aşırı kromatisizmin getirdiği Viyana'da ortaya çıkmış bir akım. Ve buna ya o dedi yazmışlar yani bir Schönberg'in sunuyor belki. Hayır, 12 ton değil ya o değilsin diye suçlandım. Ben size değilim. Aa tabii öyle o şey. Ve şimdi Türkiye'de 12 ton teknik kullanarak beste yapan insanlar. Şimdi ben benim için biraz hata. Çünkü Türkiye'nin kültürüyle, Türk sanatçılığıyla 12 tonu ben bağdaştıramıyorum. Ama bir kişi her kim olursa olsun Türk bestecisi muhteşem ötesi bir eser verirse hep gider elini öpecek olan kişi ben olurum. Ama pek buna ihtimal veremiyorum. Ya bu şahsi kanaatim görüşüm. Dolayısıyla bence form mu şekil mi yoksa şekil mi form mu içerik mi bunları olayı tahlil ederken görelim. Ama hangisi ne olursa olsun ikinci derecede önemlidir. Birinci derecede önemli olan eser veyahut yakut neyse onun geçerli olması. Gerisi işin ayrıntısı. Neyse. Estağfurullah. Şey, ben
dikkatsiz okuma yaptığı zaman zaten okuyorsun atıyorsun ne kadar bir şey bilmiyorsun. Bu sırmada şu an sağlıksız falan güzel gitmiyordum. Yani çok değişik bir hava veriyor. Sonradan tabii biyografiye bakmak aklıma gelince en hiç alakasız Saksonya doğduğunu söylemiştim. Gördüm yani bu şey tabii memleket her zaman her şeyi vermiyor. Şimdi İndemit biliyorsunuz Türkiye'de sığınma bulan bir yerden zaman yani devamlı kaçıp gelen birim değil. Çünkü İndemit'in yavru giydi ve komünist dışısı bir şey giydi. Fakat yol gezip de verdi kendisine yani Yahudilerin içine bulaşmış, kabilelerine bulaşmış. Çünkü bütün ilişkileri, dostları, çanakçılar, vasıtı gibi aslında hep böyle şeyler, maalesef çok seviyor işte falan. Ve çok suçlanıyor, itiliyordu. İlk defa biri gösterdi bana. Frankfurt'ta Allgemeine'nin ilk sayfasında kendisini savunan adam Fortuna gidersin. Ben orkestra şefi diye boşuna laf atılan yani çok ayıp bir şey böyle şey yazmış çok büyük cesaret ister. Gazetenin ilk sayfasında alıyorlar büyük şekilde yazsınlar. Ama o lafları yazmak cesaret ister. Ve şey abla tabi yazmış hani suçlanma saçması. Fakat ondan sonra kendisini kurtaran da iki oldu. Yahudi Menoy bu adam olmazsa çılmıyor, çalmıyor de çıktı. Ya da o müttefikler oldu ki dünyasına halden sonra döndüler. O oldu. Bu galiba zannediyorum artık sonu pek kalmadı. Son soru peki. Çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerle arasındaki bu çatışma beğenmemeleri falan. Evet. Çok sayı. Şoklanmış da yavaşım olmalıdır. Hasret etmemiş bu. Ama ya çok ben yani tamam da çok ben beğenmesini almış. Pardon. Ötür gidiyorum. Siz pardon. Chopin Schumann ne zaman beğenmemişti tahsil ve temiş? Bunu kim söylüyor? Ya, o kadar kayımdan zıdı. Kim yazmış? Bu kayıcıyla iyi çalışın. Yani birçok kez var oldu ama hani Roland Barthes takımına ileride atıcı. Evet. Evet işte herkes kendi mesleğinden biraz şey etmeli. İşte galiba mümkün olduğu kadar. Evet. Bakın besteciler arasında şimdi hepimiz insan olduğumuz için elbette insanlar arasında kıskançlık çekememe, rekabet bilmem ne bile hepimiz için geçerli. Ama bir noktada insanın kendisine hakim olması gerekiyor ve mantığın devreye girmesi gerekiyor. Şimdi besteciler konusunda en aristokrat, en gönlü bol şekilde davranmış ve bilimim bila istisna bütün meslektaşlarına son derece ciddi yardım etmiş bir kişi var. Modest. Evet. İnanılmaz bir asaletten hareket etmiş ve yaşamış bir insan. İnanılmaz bir kişilik. Bir kere bunu belirtin. Öbürleri kendi aralarında bu da son derece doğal. Ben bir meslektaşımın eserini duyduğum zaman illaki ve eseri beğenmekle mükellef değilim. Beğenmemekle de mükellef değilim. Ama bazı şeyleri duyduğum zaman kendi içimden vah vah diyor. Bazı şeyleri duyduğum zaman vah diyor. Şimdi ama bunu ben yaptığım gibi benim diğer meslektaşlarım da bu şekilde yapar. Çünkü onlar da aynı şekilde hareket ediyorlar. Şimdi bütün mesele burada bir noktada mantığın bazı hislere hakim olmasında. O da herhalde asgari bir zeka, asgari bir bilgi veya kültür ve adını ne koyacaksak koyalım ve asgari bir tecrübenin yan yana gelmesiyle olur. Ama siz edebiyatçılardan musiki şinasları değerlendiren yapıtlar okursanız biraz faka basabilirsiniz. Ve musiki şinasları musiki şinasları hakkında yaratı düşüncelerini okuyun daha doğru neticelere geleceksiniz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Eğer
başlama arayışı Nisan çok özür dilerim. Estağfurullah anne benim, rica ederim. Rica ederim. Şey sormak zorundasın. Estağfurullah. Dolayısıyla sormak zorundasınız. Ama şofenle şu an bilgilerle gözetildi. Aynen. Yani şofen çok büyük bir adam. Yarı Fransız, yarı Polonya mı? Çok büyük bir Polonya mı? Tabii. Çok her şeyi de öyle bizim dinlememiz Polonezler, Rusalar değil yani. Türkler gibi değil ama. Ve bugünlerde ben çok dinliyorum. Zaten sevgili var. Hani bu yaşam. Aynı şeyi bilmeye oturuyorum ama tabii şu an başka biz yani bazıları belki ona hastalığın derinliği diyebilir o benim gibi. Şimdi sizden soralım bu bitmeyen sohbet de bugün çok tatlı oldu. Teşekkür ederim. Ben bu oyuna su içiyorum, o benim heyecanım. Zaten ben değişik bir soru sordum. Alman halkında ve entelbet Alman halkında Alman musikasından bahsettiğiniz Almanlar Fransa'yı işgal ettikleri zaman hemen Paris'e Alman askerleri Paris'e 20 yıl önce Paris'te bir askeri tören düzenlemeyi düşürmüşler ve Paris'e hiç zarar vermeden bir kapısından içeri giriyor. Zaten açık şehir zaten. Evet. Bomba yok yani. Fakat karşılaştıkları çok ilginç bir manzara var. Bütün heykeller ve resimler siyah çarşaflarla kaplıdır. Bu durum karşısında Alman askerleri diğer kapısını alıp hiçbir askeri tören düzenlemeden ve Paris'i teslim almadan çıkardılar giderine. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Hayır, ilk işlerden daha için buraya çıkıp gidiyorlar. Evet, bir kapısına giriyorlar Paris'e, diğer kapısına... Şimdi yalnız işgalde bir esas vardır. İlk işgalde değil. Bırakırlarken mi? Hayır, bırakmadan önce. Şimdi orada ikisini de söyleyeyim de belki anlamadım. Şimdi bu bir ordu bir eski merkeze girer ise yani tıpkı bir andantif gibi şehre girerse girerken tabii koca bir ordu girer çarpışıyor çünkü. Fakat asayiş temin edildiği güvenlik sağlandığı an akıllı komutan ilk kişi haydi yallah şehir dışına demektir yani. Mesela Prag'a girdikleri Ahmara Şivov'un ilk emirlerinden biri derhal 12 kilometre dışarı diyor. Çünkü Allah göstermesin yağmalamadık, mağaza kalmaz o kadar kontrol sana. Hırsına geçirmedik insan kalmaz, çıkın dışarı diyor. Bu bir tatbiktir. Kaldı ki Paris'te bir açık şehir. Yani size direnmiyoruz, ateş etmiyoruz. Siz de edebiniz de girin. Orada önemli bir olay var. Hitler bir manyak. Tabii ki biliyorsunuz. Varşova'yı tahrip emri verdi. Ve Almanlar maalesef Varşova'yı uçurarak gittiler. Çok ahlaksızdırlar. Onun için saygıya değer bir ordu değil o yani. Böyle bir şey yaptı o tarafıydı. Paris için de aynı emir verdi. Şu anda kor generali. Yani Paris komutanı, garnizon komutanı. İsmi tam aklımda değil. Gelir. Bu zat evlilik dinlemedi. Bu dinlemedi. Ve bunlar çekildiler. Sonra barıştan sonra adam Paris'i gezmeye geldiğinde de bütün Fransızlar da ona alkıştı. Paris'te karşılıklı. O çok önemli bir şey. Yani kelle koltuğu onu yerine getirmedi. Böyle şeyler var. Yani büyük şehirler, süslü şehirler. Hiçbir zaman ilerlemem derse tahrip edilmez. Çok önemli şey. Önemli bir şeydir. Bir sürü şehirler böyle açık şehirdir. Roma falan. Onu diyoruz. Kastetseniz dediğim o. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Burada çok ayıp olacak. Size mentiğimiz fahri Fransızlar varsa onlar çıkmak yaparlar. Bu Fransız resistansı bir hoş hikayeydi. Bak ben Fransa'nın çoğu resistans falan değil, hiçbir kolmalarında. Sebebi de çok açık bunu seyza ettiler. Fransızlar İngilizlerden nefret ederler haklı olarak. Kazık Türk'ü versin. Elin sıcağına verirsin.
Almanlara hayrandırlar. Yani sokaktaki Fransız'a bakmayın. Aklı başında Alman. Aklı başında Alman askeri dekorda. Neyse Almanca gidip de okur. Sartre okur, Raymond Aron okur. Öbürleri de öğrenir. Fenerolojiyle ilgili kitapları Almanca metinlerden okur. Var Hegel dahil. Stenbrüssel dahil falan. Almanlar da Fransız'a hayvandır. Bütün bir aşağı komplesin arkasında onları zevkine, gastronomisine falan. O onun müziğine hayrandır. Yani ben illa Fransız müziği dinleyeceğim diye Bach ve Mozart falan dururken Kuber'in dinlemezler. Yani öyle bir hastalıkları yoktur engeller. Onun için tabii bunlar böyle bu alınan Fransız ilişkileri Polonya'ya giren Almanlarınkine benzemez veya Rusya'ya giren. Benim bildiğim bir şey vardır aralarında yani. Sempati böyle hepsi sarılmayanın torunlar bunlar. O görülüyor. Yani birinci harfte ve ikinci harfte bilhassa onun üzerinde durmak lazım. Tabii ki aksine çıktı. Resistans hikayelerinde Fransa epey bir zaman susmakla birlikte sonunda patladı. Hakikat çıktı ortaya. Biz oradayken bizim yaşımızı bilir bu 80'lerde. Birden bir de dinliyor tasavvıya çalanıdır. Schlossberg bir varlık. Ve bunun yargılanması sırasında bir gönüllü avukat çıktı. Zakviyer. Ne herif Nazi, ne bilmem Almanca, Allah'ın şeysi yani. Tipik anlarsız kafalı bir herif. Çıktı rezil etti Fransızları. Herifin niyeti Barbie'yi savunmak değil. Herifin niyeti Fransa'yı rezil etmek. Hepiniz konglomeratörü verdi. Ondan evvel bu gibi şeylerin dinlemeye tahammülü yokken Fransızlar artık anladılar. Çünkü bir yerde rasyonel şey davranış. Mantık açığa çıkıyor. Mantık tabii geldi. Bir başı sıvrayamazsın. O bir Avrupa'dır. Yani Avrupa tarihinin sizin en yüksekliğinizin gibi pisliğiyle parlaklığı hepsi bir arada gider. Her millet için öyledir. Bugün olan onu değerlendirip açığa koyabilmek, ortaya çıkarabilmek bir cümlesi bu galiba. Evet, çok teşekkür ediyorum.